Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim Sevoşunuz geldi. Hadi hazırsanız başlayalım çay demeyeceğim kahve demeyeceğim. Çünkü dünyanın üzerinde öyle bir negatif sarmal var ki farkında mısınız bilmiyorum. Amerika'yı kasırga vuruyor. Orta Doğu'da bombalar patlıyor. Ülkemizde deseniz inanılmaz olaylara, trajedilere şahit oluyoruz. Yani Huzur yok anacım. Huzurun olmadığı yerde bireysel düşünemiyorsunuz. Bazı takipçilerim Sevoş eski eğlence, e, eski iş ener. Ya eski eğlenceyi, enerjiyi bulmamız için ya farkında mısınız üst üste yaşadığımız şeylere? Yani bu kadar vur patlasın, çal oynasın da tabii ki olamıyoruz. Anlıyorum bazılarınız kafa dağıtmak, bazılarınız biraz olsun neşelenmek için izliyorsunuz ama... E, Önümüzde yaşanan olayları da görmezden gelemiyoruz. O yüzden de e, karanlık bir tünelden geçerken e, her aydınlıktaki o enerji patlamalarına, o komik güzel anlara şahit olamayabilirsiniz. Bu karanlık tüneli hep birlikte atlatacağız. İnşallah öyle umut ediyorum. Çünkü e, tepeden tırna artık bunun e, hiçbir ayrım yapmayacağım. Zengini, fakiri ya da yoksulu zengini ya da eğitimlisi eğitimsizi hepimizi ilgilendiren konular doğal olaylar şiddet bir takım konulardaki insanlarda artan tahammülsüzlük bunlar yaşanırken tabii ki biz de etkili ben de etkileniyorum hepiniz gibi ve o ilk eğlendiğimiz goy goy yaptığımız gır gır yaptığımız zamanlardaki gibi olamıyorum. Selzenişinizde haklısınız. Ama benle ilgili değil. Etrafımızı saran bu negatif durumla ilgili tamamıyla öyle olduğunu düşünüyorum. Ve geçeceğine inanıyorum. Tabii ki enseyi de karartmamak lazım. Öyle değil mi? Hiçbir şey e, kalıcı değil. Bir tünelden geçtiğimizi düşünüyorum. Dünyaca. Karanlık bir tünelden geçtiğimizi düşünüyorum ve onun yansımalarını yaşıyoruz. Sanat dünyası da yaşıyor. Farkında mısınız yaprak dökümü gibi bir bir sanatçılar üst üste şu bir buçuk ayda yaşadığımız o korkunç olaylarla ilgili aksiyon alamadılar, refleks gösteremediler, doğru düzgün cümleler kullanamadılar. Bu da kötü yansıdı ekrana ve eleştiriye maruz kaldılar tepeden tırnağa bir gün Serena'yı eleştirdiler, bir gün Sibel Can'ı, bir gün Şevval Samu, bir gün e, X şimdi aklıma gelmeyecek bir tanesini. Çünkü onlar da şokta. Tüm bu yaşananlar karşısında herkes şokta. Hande Erçel böyle bir, bir, şaşkınım diyor. Yani böyle bir olmuş gözleri açılmış kadının. Çünkü ne desinler kardeşim iki yaşında çocuğa tecavüz edilmesiyle alakalı. Bir kadının kafasının kesilip yol ortasına atılmalıyla ne denilebilir bu korkunçla alakalı ki e, insan tatmin edilsin ya da karşısındakiler tatmin edilsin. Ama biz ne diyorum bir günde gelmedik bu duruma. Biz birkaç günün içerisindeki koşullardan dolayı bunları yaşamıyoruz. Bu arta arta gelen süreç için hiç kimsenin bir şey yapmadığını görüyoruz. Oysa ki yapılabilecek çok şey varken hep ötelendi, ertelendi diye düşünüyorum. Bugün kadınlar çığlık dövülmek istemiyoruz. İşte şiddete maruz kalmak istemiyoruz. Yine bir sürü vaka var. Yine bir yurtta bir kıza te tecavüz edilmiş. Kanlar içinde kalmış falan. Yani bu o kadar arttı ki artık. Yani bir değil iki değil çok fazlalaştı. Özellikle de kadınlar üzerindeki baskı çok fazla arttı. Haliyle de hepimizi olumsuz etkiliyor. Biliyorsunuz Şevval Sam bir geceye katılırken ki tavırları eleştiri konusu oldu. Ona cevap vermiş. arkadaşlar çok üzücü olaylar sonra konuşuruz. Hiç girmeyelim o konulara falan. Bu tavrı kötüydü. Ve bugün de şahtı şahpaz olmuş. Benim çocuklar, kadınlar, Konusunda hayvanlar konusundaki duruşumu herkes bilir. İşte orada iki birkaç süslü kelime söylemedim diye pişman değilim. Ben bu konunun işte bu vahşetin olanların orada birkaç dakika süslü kelimeler söylenilerek... geçiştirilebilecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Birkaç gün bekledim, yapılan o kötü yorumları gördüm. Şimdi cevap vermek istiyorum diye bir video paylaşmış. Bakın. Ee, bir kere o tavır kötüydü Şevval Hanım. Beni izliyorsanız o tavır çok kötüydü. Hmm, hiç girmeyeyim bakalım. Bu tavır, bu umursamaz tavır kötüydü. Ya diyebilirsiniz çok acı, çok üzgünüm veya işte duygularınızı böyle umursamıyormuş gibi görünmeden tamam biz sizden oradan bir destansı, e, ne bileyim bir şeyler konuşmanızı kimse beklemiyor zaten üzgünlük ifadesi değil de böyle bir böyle bir yüzünü gözünü ekşittiğin o görüntü söylediklerinden daha kötüydü. O yüzden seni sevenler sana tepki gösterdi. Bunun sen de farkındasın. Çıkıp eee alel acele bir şey açıklamak istemedim. Bu yanlış anlaşıldı. Özür dilerim demektense insanlar bir özür mekanizmasını çalıştırmıyor. Sürekli bir savunmada ve sürekli her konuda haklı olduklarını düşünüyorlar. Tepeden tırnağa dikkat ettiniz mi? Yanlış anlaşılan hiçbir ünlüden özür gelmedi. Onu fark ettim. Hepsi bir gardını almış. Aslında siz yanlış düşündünüz. Aslında siz anlamadınız. Ben aslında onu demedim. Biz sizin içinizi görmüyoruz, içinizi okumuyoruz, niyet okumuyoruz. Sizin davranış, eylem ve söylemlerinizle de sizi değerlendirebiliriz. Siz kendinizi yanlış ifade ettiyseniz, yanlış değerlendirilmesine netice olacak bir görsel sergilediyseniz bu sizin kabahatinizdir. O yüzden çıkıp da şahtı şahbaz şu ana kadar gördüklerimin içerisinde bir tanesi özür dilemediği gibi bir de çıkmış ahkam kesiyorlar. Benim işte ben bedel ödedim. İşte benim duruşum belli. Ben şöyle durdum. Böyleyim, oyum, boyum. Ya kardeşim geçeceksin. Toplum seni yanlış anlamış. Sen de çıkacaksın. O anki refleksle yanlış anlaşıldım. Katiyen amacım bu olamaz. Siz beni biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Bunu ...bu şekilde ifade etmek varken... ...neydiler? Şimdi kelime çok çirkin... ...sıçtı sıvıyor. Yani hepsi Sibel Can'ından tutun... ...Şevval Sam'ından Serenay'ına kadar. Kardeşim... ...sosyal konularla ilgili toplum... ...ayağa kalkmışken siz böyle... ...hiç gibi ...bir ifadeyle... ...bir tutum sergileyemezsin kamuoyunun önünde. Nereye gidersen git... ...gittiğin yerden daha mı önemli... ...bu facialardan? Onun için... İki dakika bile o görüntüyü verirken senin en önemli görüntün o. Orada sakinliğini, e, düzgün bir ifadeyle duygularını ifade etmen gerektiği bir alanda böyle umursamıyormuş gibi. Eminim öyle değildir belki de. Ben e, Şevval Sam'ın bu konuları umursamadığını falan ol ama bu, o boş vermiş ifadeyi kullanmak doğru değildi. Yanlış anlaşılmaya meyilli bir davranış sergiledin ve insanlar da yemiyor kardeşim. Diyor ki toplum kan alıyor, toplumun çok ciddi problemleri var. Siz vur patlasın, çal oynasın. O parti senin, bu gece benim hiçbir şey olmamış gibi davranmayın diyor size. Siz mesajı algılamıyorsanız o sizin aptallığınızdır artık. Toplum size ne diyor biliyor musunuz? Bizim sosyal acılarımız varken siz vur patlasın, çal oynasın, oynam davranmayın. Sizi Verilen mesaj bu ama algılayamıyorsunuz. Algılayamadığınız için de hiçbirinizden doğru düzgün bir özür bile gelmedi. Bunun içerisine Sibel Can'ı da katıyorum. Yanlış ifade ediyorsunuz kardeşim kendiniz. Doğru ifade edin o zaman. Ya da çıkın doğru ifade edemediğiniz yerde özürünüzü dileyin kardeşim ya. Bu kadar basit. Sonra işte sanatçılar işte bilmem e, demagoji yapmış. Bir sürü e, alttan üstten e, bilmişlik taslayarak konuştu bir video yayınlamış. Olmamış kardeşim olmamış. Şevval sen buradan sana sesleniyorum. Olmamış. Toplum sizi nasıl görüyor dışarıdan? Bir üçüncü göz olarak söylüyorum. Şımarık. Tüm bu yaşananları umursamayan. Tüm bu yaşananlara rağmen vur patlasın, çal oynasın gezen tipler olarak görüyor sizi. Çünkü böyle bir görüntü çiziyorsunuz. Tüm bu yaşananlar yokmuş gibi davranıyorsunuz. Yokmuş gibi davranmanız da yok olmuyor. Maalesef acı şeyler yaşıyoruz. Acı şeyler yaşadığımız için de toplumu ciddiye alacaksınız. Adam gibi konuşacaksınız. Adam gibi konuşamıyorsanız da fermuar çekip gideceksiniz kardeşim. <laughs> yani bu kadar basit. Birisi bana e, Sibel Can konusuyla ilgili yorumlar geldi. Sibel Can'ın tabii ki ben de seviyorum. Çok fazla seveni var. Bakın bizde şöyle bir şey var. Eğer birilerini seviyorsak ya da birine hayranlık duyuyorsak onu eleştirilmez bir tabu haline getiriyoruz. Oysa ki insanlar hata yapabilir. Sevdiğiniz kişi de hata yapabilir, sevdiğiniz kişi de yanlış cümle kullanabilir. Biz e, Sibel Can tükaka demedik zaten. Ben de Sibelcan'ı sevdiğimi, niyetinin o olmadığını, başta zaten bunları söylememe rağmen nasıl dinliyorlarsa, aa işte Sibelcan, işte e, kendini, ya kardeşim Sibelcan, bugüne kadar hiçbir sosyal konuyla ilgili bir aksiyona girmemiş bir kadın. Kabul edelim. Sanatını doğru yapan, biz sanatına bakın buradan başka yerlere çıkıyorlar hemen. Sanatına bir laf etmiyoruz sanatçılığına bir laf etmiyoruz. ben naifliğini, yumuşaklığını, nezaketini de hep beğenmişimdir uslubunu. O paket güzel onları ayrı bir yere koyuyoruz. Ama toplumun yüreği ve ciğeri kanır, kanarken sizin çıkıp böyle yanlış yerlere çekilebilecek muallak cümleler kurmaktan imtina etmeniz lazım ya. Ya çıkıp, egük, olmuşlar doğru düzgün hiçbiri konuşamıyor. Çıkıp yani vicdanı olan bir insan böyle bir durum karşısında saçma sapan cümleler kullanmaz ya hepimiz kahrolduk ya ya donsa kalsa dersin ki ay hakikaten bu manzara karşısında dondu dersin ama ne diyeyim bilmiyorum hala e, hiçbirin hiçbirinin böyle tatmin edici iki tane cümle kurduğunu görmedim. Evet devam edelim yani sınıfta kaldın şevvalcim o yüzden hiç boşuna ben şu şu ara düzgün konuşan Kimi? Bir Seren Serengil'i görüyorum. Bir Hande Yener'i görüyorum. Birkaç tane daha var adını unuttuğum kişiler olabilir. Gerçekten düzgün cümleler kullanıyorlar. Yani hassasiyetleri var toplumu ya. Açık kendinize gelin. Verdiğiniz görüntülere dikkat edin. Hakikaten yani nasıl içiniz hiç mi haber izlemiyorsunuz? Hiç mi gündemi takip etmiyorsunuz? Böyle bir gündem varken nasıl bu kadar umursamaz davranabiliyorsunuz? Orasını anlamak mümkün değil. Hemen topu da farkında mısınız? Kötü niyetliler yanlış yerlere çekiyorlar. Kimse bir şey bir yere çekti yok. Siz yanlış ifade ediyorsunuz. Bir de hemen karşı suçlama. Yani bunları eleştirenler de hemen bir kötü yaftası. Farkında mısınız? Şey, hepsi aynısını yaptı. Sizi eleştirenler kötü oldu. Ya kardeşim sen kötü bir görüntü sergiledin de o yüzden eleştirildin. Bir dön bak aynaya. Ee, i̇şte sizi asist edenlerin nasıl görüntü verdiğinizi üçüncü göz olarak iyi e, analiz etmesi lazım ve sizi doğru yönlendirmesi lazım. Yani her konuda savunmaya geçmeyin be kardeşim. <laughs> Geçelim enteresan konularımıza. Hafsanur Sancak tutan e, oyuncumuz genç, güzel de bir hanımefendi. E, bakalım neler söylemiş. Regil olunca erkeklerden pet istiyorum diye. Ay bu pet e, muhabbeti tekrar mı gündeme getiriliyor? İğne hala. Bakalım nasıl devam etmiş haberde. Sancak tutan sette regil olursam erkekler regil oldum diyorum. Bilerek yapıyorum. Mümkünse bir erkekte ağır kesici istiyorum. Pet aldırıyorum. Çünkü bu normal. Anla. Tabii ki normal ama ya kardeşim edep diye de bir şey var kardeşim. Hani kadınsal, erkeksel e bir takım ya erkek gelsin senden jiletini istesin. Ya e, normal diye tabii ki regil doğal bir süreç. Tabii ki çok normal. Bunu bir kadından rahatça isteyebilirsin ama hijyenik konular, edep, haya konuları. Ya erkek kadın ilişkilerinde kusura bakmayın da yani bu da özgürlük ya da bu da bilmem ne adı altında bizim kültürel bir takım örf anelerimizi de yok etmeyin ya. Her şeyi daha özgür olacağız diye de çirkin bir hale getirmeyin. Regül olmak çok doğal altını çiziyorum. Regil tabii ki doğal bir süreç. Ama bunun da böyle dejenere bir şekilde erkeklerden petis dedim. Bunun muhabbeti erkekle yapılacak bir durum değil kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Zaten erkekler bunun doğal bir süreç olduğunu e, bu çağda eğer aptal değilse biliyor zaten. Siz bunun muhabbetini oturup da erkek vardır ya kadın muhabbeti, erkek muhabbeti. Erkek erkeğe yapılan muhabbetle kadın kadına yapılan muhabbetlerin bazılarının arasında bir filitre vardır. Bir erkek bir kadının yanında, bir erkeğin yanında rahat olduğu kadar rahat muhabbet edebilir mi? Bu biraz da saygıdır. Bu birazcık da ne derler? Kültür. Dejenere de olmamak lazım ya. Kadınsal bir takım konuları erkeklerin yanında rahat rahat konuşulması, özgürlük olmuyor. Bu edepsizlik oluyor diye düşünüyorum. Kusura bakmayın kardeşim. Hi hijyeninizi, pedinizi e, erkeklerle paylaştınız diye e, ne bileyim daha güzel bir şey yapmış olmuyorsunuz. Buna çok katılmıyorum. Ama mecbur kalırsın. Tabii ki pedini istemek zorundasındır. istersin Veya ne bileyim... Ağrın vardır. Bunu üstünü altını çizmeye gerek yok. O anda istemek zorundasındır. İstersin ama gözüne soka soka. Özellikle erkek alsın. Özellikle erkek yapsın demenin ben son derece sakıncalı ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Şimdi bazıları beni eleştirecek hemen kadın erkek eşitliği konularıyla. Eşitlik başka yerlerde olsun. Düşünce yapısında eşitlik olsun. Sosyal haklar konusunda eşitlik olsun. Ama bir takım konularda beden farklılıkları varsa o farklılıkların getirdiği değil mi bir takım özellikler de oluyor. Şimdi erkekler kendi aralarında küfürlü konuşabiliyorlar. Ee, daha böyle rahat, large muhabbetler yapabiliyorlar. O muhabbeti gelip kadınla yapabilir mi? Yaparsa doğru olur mu? Olmaz tabii ki. Yani bir takım o farklılıklar çok güzel. Yani özgür olacağız. Her konuda eşit olacağız diye o farklılıkları yok ettiğiniz zaman dejenerasyondan başka bir şey çıkmaz ortaya. Bunu da hiç algılayamıyorum. Şimdi yeni nesil kadınlarda böyle bir şey çıktı. Aa pet isteyeceğim. İşte bilmem ee, ne, ne, nereye gidiyoruz öyle saçma sapan bir şey bu. Bunu söyleyince özgür mü olmuş oluyorsun? Veya yani ne, ne, ne olmuş oluyorsun? Regli böyle onaylamak. E, sanki sen regül olman e, anormal bir şey mi diyor erkekler? Böyle bir, e, bir şeyler var da bizim de haberimiz yok. Ne diyelim dikkat çekmeye mi çalışıyorlar gene biliyorsunuz bu muhabbet bir dönmüştü şimdi tekrardan e, ünlülerin biri bırakıyor. Böyle çünkü dikkat çekici konuları biri alıyor e, ki kaşıyor ki oradan bir şeyler çıksın. Bu arada dün de bir yakın arkadaşımla konuşuyoruz sevgili e, Ayşe buradan selam söylüyorum kendisine de. O da aynı etrafından duymuş. Çok fazla duyuyoruz. Ben de biliyorsunuz yakınlarda uzaktan da olsa tanıdığım bir arkadaşımın intihar ettiğini duymuştum ve çok üzüldüm. Birkaç gün oluyor. E şimdi hemen üstüne çok fazla intihar vakalarında artma var. Bakın kadına şiddeti konuşuyoruz, çocuğa şiddeti konuşuyoruz ama psikolojik travmatik olayların artmasının altındaki nedenleri de konuşmamız lazım. İnsanlar kıskaçta hissediyor kendini. Bakın bunda da bir patlama var. Ee, ünlülerden de mesela Can Bonomo'nun ablası e, intihar etmiş ama şükür ki herhalde tedavi altındaymış. Kurtarmışlar yani. Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihar etti. Funda Bonomo'nun İzmir Katipçeli Üniversite Hastanesi'nde tedavi alındığı öğrenilmiş. Geçmiş olsun diyelim. Umut ediyorum e, yakın çevresi ve ailesi onu sarar, sarmalar. O ne bileyim belki de bir süreçtir atlatamadığı bu gayet doğal bir şey. O Onu o süreci atlatmasında yardımcı olurlar ve onu tekrar yaşama e, tutunmasını sağlarlar. Çünkü gerçekten hiçbir hikaye yarım kalmamalı. Hiçbir insanın hikayesi yarım kalmamalı ki hepiniz birer evrensiniz. Ve hepiniz birbirinizin muazzam... E, değer taşıyorsunuz ve birbirinize değer katıyorsunuz. Bunun farkında olmalısınız. Bazen değersizlik hissi insana birçok şeyi yaptırabiliyor. Hepimiz ayrı hayatlarız ve hepimizin hayatı çok kıymetli. Yaşadıklarımız çok değerli. Acılarımız, üzüntülerimiz, mutluluklarımız bunlar bir filmin kareleri gibi düşünün. Ve bir parçasını çıkartmak olur mu? Olmaz. Tutunacağız. O sıkıntılı süreçler hiçbir zaman kalıcı değil. Onları da atlatacağız. Bakalım Can Bonomo kardeşinin bu durumuyla alakalı neler söylemiş. Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyoruz diye. Çok geçmiş olsun diyoruz ve acil şifalar diliyoruz. Her şey insan için. Hayatta her şey insan için. İnsan bu dünyaya deneyimlenmeye geliyor. Yaşadığımız hiçbir deneyime kötü bakamayız. Herkesin hikayesi farklı. Hiç kimsenin hikayesinde küçük göremeyiz, aşağılayamayız ya da kötü bir gözle bakamayız arkadaşlar. O yüzden dikkat etmek lazım. E, hassas da bir süreçten geçiyorlar. Allah yardımcıları olsun. Çok zor. Gerçekten zor. Herkesin uçurumu kendine derin kardeşim. Hiç kimsenin sıkıntısını da küçük görmemek lazım. Bazen şey, ona küçük, onun, onda gördüğünüz sıkıntıyı küçük görebilirsiniz ama onda yarattığı etkiyi siz bilemezsiniz. O yüzden e, bu konuda çok arttı. Duyarlı olmak lazım. Çevrenizde buna şahit olursanız hemen e, sarıp sarmalayip e, yapabildiğiniz kadar onu duygusal anlamda yükseltmeye çalışın. Bu kim olursa olsun. Geçiyorum. E, biliyorum konular karanlık dediğim gibi bazınız hemen diyecek ay hep mi sıkıntı? Vallahi bu ara böyle. E, bu arada İbrahim tatlı ses biliyorsunuz çocuklarıyla ne ektiyse fırtına ekti fırtına biçiyor. Zamanındaki e, yanlış davranışlarının bedelini şimdi ödüyor. Ağır ödüyor hem de. Çocukları arasındaki o dengeyi kuramıyor bir türlü. Bir gün işte Ahmet Tatlı'yla bir gün Dilan Çıtak'la birbirlerine giriveriyorlar. Ama çok enteresan bir durum gelişmiş. İbrahim Tatlıses'in e, bir dargın bir barışık problemli çocukları diyebiliriz. E, o problemli çocuklar arasında bir ittifak mı söz konusu? Çok enteresan. Dilan Çıtak abisine sürpriz ziyarette bulunmuş. Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları uçuşunda yaşadığı kavga ile gündemde ki yerini koruyan Dilan Çıtak tatlı ses abisi Ahmet tatlı bir araya gelmiş. Babası İbrahim Tatlıses'in soyadımı kullanmasın açıklamalarının sonrası bir araya gelen ikilinin samimi görüntüleri dikkat çekmiş. E, birlikte yemek yemişler zannedersem. E, onlar kardeş <laughs> bir araya gelmeleri çok doğal ama bu ittifakın e, belli ki o dışlanmışlığın getirmiş olduğu bir ittifak olduğunu düşünüyorum. Pek de samimi bir ittifak gibi gelmiyor. Yani dışlanmanın getirmiş olduğu bir ittifak gibi geliyor çünkü İbrahim Tatlıses. Evlatları arasında maalesef o dengeyi kuramıyor. İdo tatlı sesi hep bir ayrımı tutuyor. Daha mı düşkün ona e veya diğer kızlarına konusunda bilmiyorum. Evlatları arasında evlatları tarafından bakıldığında pek de öyle bir dengede gidemediğini bu fotoğraf karesinden de anlamış oluyoruz. Yani düşmanımın düşmanı dostumdur durumuna gelmişler. <laughs> Çok enteresan. E, Cem Yılmaz. Zannedersem çok eleştirilen Erşan Kuneri'nin e, galası mı bugün başlıyor zannedersem Netflix'te ikinci sezon. E, i̇kinci sezonda Uras Kaygılaroğlu yok herhalde ama gene de Uras Kaygılaroğlu'nu sordular Cem Yılmaz'a. E, onun için çok üzgün, kendisi çok üzgün, biz de üzgünüz e, diye ifade etti Cem Yılmaz. Ya şimdi tabii ki ne desin Cem Yılmaz yani neticede. E, aynı projede yer alıyor olması onun bütün hayatıyla ilgili yorum yapacağı anlamına da gelmez. Bir oyuncu arkadaşının yanlış bir eyleme karışması sonucu başına gelenlerle ilgili savunsa bir dert, savunmasa bir dert, bir e, dert böyle bir köşeye sıkışmış hissetti. E, o üzgün biz de çok üzgünüz dedi ve konuyu kapamaya, tatlıya bağlamaya çalıştı. Odak noktası tabii ki Erşan Kuneri. Erşan Kuneri söylemezsem olmaz masası bir yerden yere vuruyor, bir yerden yere vuruyor. Hadi anlarım e, haklılık payları olabilir. Fazla küfür, fazla argonun kullanılıyor olmasın. Biraz kolaycılığa kaçıyor komediyi birazcık daha bel altına indirmeleri. Eleştiri konusu olabilir. Ama bazen çok dikkat ediyorum. İnanılmaz bir Cem Yılmaz'ı karalama politikası gidiyorlar. Bu kadarı da beni şaşırtıyor. Yani işini eleştirebilirsin ama Cem Yılmaz'ı niye bu kadar sert eleştiriyorsun? Orasını algılayamadım ama... Ee, Cem Yılmaz akıllı bir adam. En azından hiç o konulara girmedi. O sergilediği resimler, katıldığı şey. Onu kim onaylayabilir? Onaylasa zaten başı onun da derde girecek. Ee, ne bileyim işte hadi bir aralarında nahoş kırgınlık da vardı onların. Bir ödül gecesinde zannedersem. Pek araları da sıcak değil zaten. Etliye sütliye karışmadı diyelim. Uras Kaygılaroğlu evine çekilmiş mutsuzluk e, şeyi içerisinde. Vah ki ne vah demiştir ama e, akıllı bir adamın ben hala böyle bir şeye nasıl e, cüret ettiğini hala inanamıyorum. Toplumun diyor dinamitlerini okuyamadım. Ya bu toplumun dinamitleriyle alakalı değil ki. E, toplum senin elinde bir bilmem ne tutuyor olmana hele de bu konjöktürde nasıl baksın? Barut gibi patlamaya hazır bir topluma böyle görseller sunulur mu? Akıl tutulması mı yaşadın? Beynin mi sulandı? kendinin yani bu sanat değil ki zaten bana kimse bunun sanat olduğunu empoze etmeye çalışmasın sanatla kılıflayıp süsleyip bu kötü mazoşist zihniyetlerin kendini sanat şemsiyesinin altına gizleyerek e, kötülüklerinin fışkırma şekli diye düşünüyorum sen de bunu alet oldun bir parçası oldun bedeli de ağır olacak gibi görünüyor ödeyeceksin kardeşim can güvenliğim yok bilmem aa, o zaman can kutsal ne kadar önemli ne kadar önemli bugün gene X platformunda Zibidi'nin bir tanesi işte kendini bulunmaz zannetmiş Türk polisi ensesine tutup yakalamış İkbal kızımızın durumuyla alay ederek o, kadınlar bilmem ne mi de diye böyle bir tane gıcık bir tip çıkmış. Bu üzücü durumla ilgili dalga geçip bir de kalkıp yola işte kafasına atarız böyle gibi inanamıyorum gençlikte de delirmiş milyonlara hitap edecek bir video çekiyor. Bir de yakalanmayacağını düşünüyor. Irak'ta mıymış? Neredeymiş? Valla tutup ensesinden almışlar, getirmişler. İyi bir meydan dayağı da çekerlerse <laughs> emniyette ellerine sağlık. Çünkü ya bu kadar psikolojimizi bozmayın ya. Neler Daha neler duyacağız ya? Acaba ne duyabiliriz daha çok bizi üzecek? Bugün yine ay o X platformuna artık inanın girmek istemiyorum. Tüylerim diken diken. Yine Gazze'den kötü görüntüler var. O patlamalar, çatlamalar yine o, o, o görüntüler. Ya inanamıyorum ya insan artık bir şey söyleyeyim bu kadar felaketi eminim e, Twitter'a girenleriniz görüyor. Nasıl filtrelemeden görüntüleniyor? Ben inanamıyorum. Yani nasıl biliyor musunuz o parçalanmış bedenleri görmek istemiyorum. Bu X platformunu e, bir, bir filtre anlamında silkelemeleri gerekiyor. Dünyada da mı böyle ya? Paramparça insan bedenlerini nasıl sergilersiniz? Görünmemesi gereken şeyler var ya. Ben görüyorsam bir çocuk da görebilir. Ay zihin yapıları bozuluyor insanların. İşte bakın bir kesim kaldıramıyor. Bu e, negatif yayınların bence çok etkisi var bu kadar saldırganlaşmamızda. Sen ben belki içimizde böyle bir güdü olmadığı için biz etkilenmiyor olabiliriz ama ne bileyim e, uyuyan kötü hücreler uyanıyor mu içerisinde demek ki bu yayınları izleyerek. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir filtre, bir sansür ki ben yasaklara karşıyım. Ama bu özgürlük değil ya bir takım konularda bir yayın yasağı olmalı ya da filtre olmalı. Bu kadar müsteşcenlik, bu kadar ne bileyim şakadanak önünüze denk geliyor canım. Ben mecbur muyum böyle bir görüntüyü görmeye? Tamam kullanıyorum, akıştakileri görmek istiyorum ama parçalanmış insan bedenleri görmek istemiyorum ya etkisinde kalıyoruz hepimiz. Maalesef böyle bir sürecin içerisindeyiz ve üzücü. Aa, bu daha enteresan bir haber. Yine söylemezsem olmaz masası. Ee, Harah Zeynep Abdullah'ın iç çamaşırı giymediğini konuşmuşlar. Kıyafetini ben de eleştirdim. Ona dikkat etmemiştim iç çamaşırı giyip giymediğine. Yalnız altın portakal gibi bir gece katılıyorsunuz da. Yani böyle sokaktaki bir kıyafet gibi. Birisi demiş ki Sevoş işte söyledikleri önemli. Çok da mutlu bir zamandan geçmiyoruz. Haklısınız çok mutlu bir zamandan geçmiyoruz ama bu kız ilk vukuatı değil ki. Kendi film galasına da Bergen'in galasına da ay, o neydi öyle şirek gibi gitti kadın. Yani kılı kıyafeti bu kadar özensiz gerçekten bu kadar başarılı olup da bu kadar özensiz, hevessiz, şefsiz olunulur mu çok merak ediyorum. Ama nokta atışı yapmış kendisini eleştiren söylemezsem olmaz masasına demiş ki önce kendi geçmişlerine baksın. Hakikaten de yani şimdi Pınar Aliçe'de bir koymuşlar memeler, fora, dantel gecelikli, öbürünün spor yaparken ki göğüslerinde koymuşlar. E, yayıncı, insanlar yayıncılık yapıyorsa bir konuyu da alıp böyle şahin bir şekilde eleştiriyorsa o konuda bakiyesi temiz olacak. Bagajı temiz olacak. Sizin kendinizde eksik olan bir şeyin başkasına hesabını soruyorsanız işte böyle madara olursunuz. Koymuşlar iki taraflı. Bir tarafa Hande Sarıoğlu'nu, bir tarafa Pınar Eliçe'yi en e, seksi, o gösterili fırlattıkları resimleri. Siz bu resimleriniz olacak. Ondan sonra da kadının içinde sütyeni yoktu diye eleştireceksiniz. Siz bu eleştiri yapamazsınız. Kıyafetini beğenmedim diyebilirsiniz. Ama siz kendi background'unuzda Böyle görselleriniz varsa birini bu yönden eleştiremezsiniz. Çünkü orayı kitlemiş oluyorsunuz. Evet yani bir insanın bir konuda eleştiri yapabilmesi için e, veya bir, birini bu konuda eleştiriyorsa önce o, o olayı kendinin gerçekleştirmemiş olması lazım. Maşallah. Ö Hönk de açmışlar. <laughs> hem Pınar Eliçe hem Hande Sarıoğlu. E, tüy diker yani faraz Zeynep Abdullah O da güzel kapağı koymuş. Önce siz bir kendi geçmişinize bakın diye. <laughs> haklı mı? E haklı. Kadın bir yerden göğe haklı. Ben de eleştirdim. Ben ama şurasındaydım. Şık değil dedim. Yani çok sokakta sevgilisiyle ne bileyim bir kafeye gider gibi giyinmiş. E, bir crop bir bluz, ne bileyim işte öyle bir pa siyah pantolon. Pek de düşünülüp, özenilip özel bir geceye katılacak gibi giymemiş diye eleştirdim. Değil mi? Yani ben inanın dikkat etmedim. Südyeni var mıydı yok muydu diye. Nerelere dikkat ediyorlar ama böyle de patlıyorlar işte. Ee, sende olmayanı sende ya da uygulamadığını bir başkasında eleştiri konusu yaparsan işte böyle patlarsın. Geçelim. Yabancı damatın Nikos'u Özgür Çevik 4 yıllık sevgilisi Hatice ee, Kartoğlu'yla evlenmiş. Ve 4 yıl artık birliktelikten sonra ...bir takım konulara aşmışlar. Muhteşem o deneyim süreci de geçmiş. Demek ki uyumu sağlamışlar. Allah mutlu etsin, tamamını erdirsin. Böyle arada bir gelin görmek, damat görmek, güzel olaylar görmek... ...hakikaten iyi geliyor hepimize. Gerçekten ben başkalarının mutluluğuyla da mutlu olan biri olduğum için... ...gelin görmek, düğün görmek ne bileyim beni mutlu ediyor ya... ...en azından hayata umutla bakıyorsunuz. Böyle şeylere de ihtiyacımız var diye düşünüyorum çok da güzel bir gelin olmuş. E, Niko da çok yakışıklı bir damat olmuş. İkisini de çok beğendim. Yine enteresan olaylardan bir tanesi. Allah kimsenin başına vermesin. Korkunç bir olay. Bugün haberlerde de eminim izlemişsinizdir. Vefat ediyor bir e, hasta insan ve öldü diye cenaze töreni düzenlenirken e, babasını e, düşünseniz de kızı işte ayağa tekme vurdu duydum, işte horlamasını duydum, sesini duydum diyor ve e, ambulans çağırıyorlar. Yaşadığı öğreniliyor. Onun düşünseniz de korkusun. Adam belki de korkudan öldü gitti. Tabu yaşayan bir insana cenaze töreni düzenlenirken adam canlanıyor. Tabuttan sesler geliyor. Ne kadar korkunç ve tüyler insanın diken diken. E, ikinci kez ölüyor adam yani ikinci kez cenazesi düzenleniyor. Korkunç bir şey. Aile tabii ki perişan. Bunun sorumlusu kimse bedelini ödesin diyorlar. Haklı olarak babamız belki de yaşayacaktı diyorlar. Düşünsenize korkular öldü adam. Ay Allah etmesin düşün. Ee, belki şoka, şoka girdi, ölmemişti ama e, gözünü açtığında öyle bir yerde. Ay Allah'ım neler duyacağız daha. O aileye de sabırlar. Ee, sıkıntılı bir durum. Filmlerde yaşanan şeyler bakar mısınız? Artık gerçekliğini görüyoruz. Filmde olabilecek bir hikaye. Ölmeden bir insana cenaze merasimi yapmak. Çok enteresan. Bu Amerika'daki kasırga e, Amerika'da kolunuza adınızı, soyadınızı kimlik bilgilerinizi ve kan grubunuzu yazın diye uyarılar gelmiş. E, ciddi bir zayiat varmış zannedersem. Florida gibi ölü sayısı şimdilik belli değilmiş ama milyarlarca dolarlık hasar tahmin ediliyormuş. Kasırga orada da okyanus bölgesinde açık denizlerin olduğu kıyılar biliyorsunuz hep riskli. E, Birçok da isim verdikleri kasırgalar var bu da en sertlerinden muhtemelen Amerika'nın baya bir e, canını yakacak şekilde bir kasırga. Bazıları da demiş Biden işte e, şöyle dedi böyle dedi ya hiç e, ne bileyim bu doğal afetleri başka bir şeylere bağlamamak lazım. Orada da sivil masum, hiçbir şeyden haberi olmayan insanların canı yanıyor. Yani siyasetçilerin söylemlerine göre ya da ne bileyim yöneticilerin saçma sapan açıklamalarına göre ha bak gördün mü Allah da böyle bunlar çok yanlış geliyor bana. Çünkü TikTok'ta ve sosyal medyada görüyorum ya orada masum insanlar var. Siz yöneticilerin patavatsız konuşmalarını, dangalak dangalak konuşmalarının suçu olarak göremezsiniz bu doğal afetleri ve bu doğal afet sonucunda zarar gören insanları toptancı zihniyetle bak siz oraya onu yaptınız da bu da başınıza böyle geldi demek gerçekten korkunç diye düşünüyorum. Çünkü olan yine masum insanlara oluyor. O yüzden çok üzücü oraya da geçmiş olsun diyelim. Hiç kimsenin acısından beslenilmemeli. Hiç kimsenin acısını kalkıp da bir başkasının yaşanan acısından dolayı cezalandırılıyor gibi görmek doğru değil. Bunu deprem zamanı da yaşadık. Böyle kitlesel acıları, felaketleri bir şeylere bağlamanın ben ...doğru olmadığını düşünenlerdenim. Evet, bugünün konularını Seboş sizler için özetledi. Umut ediyorum sizlere daha keyifli ve daha güzel konularla... ...sohbet ettiğimiz günler olur. Ama dediğim gibi lütfen anlayışınıza sığınıyorum. Bir tünelden geçiyoruz ve çok karanlık bir süreç. Bu süreçte eksiğimiz olur, yanlışımız olur. Kimseyi üzmek ya da kimseyi ne bileyim mutsuz etmek değil amacımız. Ama bu süreçten geçerken belki eski günlerdeki keyifli günlerimizdeki o ne bileyim tatlı sohbetlerimizi edemiyor olabiliriz. Birlikte atlatacağız bu süreci de. O yüzden affınıza sığınıyorum. Yarının farklı konularıyla görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın, her zaman sevoşla kalın.